düz ayak İzmir. Yokuşu yok. İnsanlar hani çıkıp sahilde yürüyüş yapıyor. Parklara, kafelere gidebiliyor. Ondan sonra sakin, sessiz. Yani o yüzden emeklilerin tercih ettiği bir semt yani. Ha, ayakların kendine hizmet ediyorsa, bedenin kendine hizmet ediyorsa, aklın hizmet ediyorsa evet emekli kenti olarak yaşayabilirsin. Ama onun dışında başkasına muhtaç olduğun bir döneme geldiğinde birçok şey çok fazla zor. Alzheimer hastası annem var. Bakım verene güveneceğiniz kişiyi bulana kadar çok yoldan geçiyorsunuz. Şimdi belediyenin çocuk kreşi olduğu gibi gündüz bakım evi olsa ne olur? Yok. Yani diyor ki şeyde Üçkuyular'da Alzheimer hastaları için bakım yeri var. İyi, ben onu annemi oraya götüreceğim. Sonra gidip alacağım. Benim buna gücüm yok her seferinde. Her seferinde taksiyle götürüp getirmeye zaten gücüm yok. Annemi otobüse bindiremeyeceğime göre annem evde. Ben kendim dışarıya çıkarmaya çalışıyorum ya da işte bakım veren arkadaş dışarıya çıkarıyor. Ha, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin içerisinde şanslı bir kesimim. Çünkü annem yatalak değil. Ve iyi kötü ekonomiyi idare ederek anneme bir bakım verdirebiliyoruz. Bu işlerin hepsi bana kalmış olsa çok zor. Emekli şehri özelliği hala var İzmir'in. Ama bugünün emeklileri artık bizim annelerin emekliliği gibi değil. Bugün emeklileri işte Fransız kültürdeki film gösterimlerine gidiyorlar, dans kurslarına gidiyorlar. Şimdi İzmir'de çok ilk baş geldiğimde beni çok etkileyen bir şey vardı. Bütün emekliler bir kursa gidiyorlar. Ben de tiyatro kursuna gittim mesela. İçimde kalan bir şeydi o. Yani o olanakları sunuyor. Gerek belediye, gerek halk eğitim, gerekse de özel kurslarda. Hani kursa gitmeyen emekli yok gibi adeta, mutlaka bir sanat kursu. Bu tabii bir sosyalleşme. İşte bisiklet grupları var. Hani dinamik bir emekli kesimi var. Yaşlı nüfusun sağlık ihtiyaçları için, yani yaşlıları da belki ikiye ayırmak lazım. Bir sağlıklı yaşlılar var, bir de artık bağımlı hale gelmiş ileri yaşlılar var. Sağlıklı yaşlılar için İzmir iyi bir şehir. Annemi tekerlekli sandalyesine bindirip ben sağlık ocağına götüremiyorum. Çünkü sokaklar çok dar. Sağlı sollu araç park ediyor. Karşıdan bir araba geliyor. Aracın olduğu yerden tekerlekli sandalyeyi kaldırıma çıkaramazsınız. Zaten çıkaramazsınız, çıkarsanız da anlamı yok, kaldırım şu kadar. Karşıdan araba geliyor. Ben yolun ortasındayım, o da yolun ortasında. Ne olacak? Engelsiz İzmir kongreleri yapmaya başladı. Bayağı uluslararası bir kongre yapılmaya başladı. Ve çözüm yolları tartışılmaya başladı. Nedir? Ben eğer o merdiven çıkamıyorsa ona uygun merdiven yapacak. Ruhsat verirken bunu dikkat edeceksin. Yani bu başka şey yok. Sandalyemizin geçebileceği şekilde kaldırım yapmanız gerekir. Geçitleri ona göre ayarlamanız gerekir. Bir sonraki sokaktan gideyim diyorsun. Aynı şey orada geçerli. Sokaklar çok dar ve sokaklardan bu şekilde hizmet verebilmek. Zaten insanlarımız engelli rampasının önüne gelip arabasını park ediyor. Oradan inip çıkamıyorsun. Kaldırımlar dar. İki taraflı araba var. Nereye gideceğiniz? Çok iyi niyetli söylüyor vatandaş, anlıyor. Ya hocam diyor, bir de biz engelli bir mahallesi kursak diyor. Peki ne yapacaksınız orada dedi. Üretim yapacağız. Niye dedim. İnsanlarla bir arada yaşamayı öğreneceksiniz dedim. Yani. Bunun için de gerçekten eğitim gerekiyor. İzmir'de bu biraz daha rahatlar. Ama biz birlikte yaşıyorsak, birlikte üretip birlikte çarkı döndürmeye çalışıyorsak, o zaman birlikte yaşamın kurallarını yerine getirmemiz lazım.